Önemli maçtı. Çok önemli 3 puandı. İyi de bir hafta içi geçirmiştik. Yani maçtan önceki hissiyatım o yöndeydi. Yani maça iyi hazırlandığımız ve taktiğimizi uygulayabileceğimiz noktasında bir hissiyatla maça çıktık, çıktım. Ve ilk yarı boyunca da hemen hemen bütün planlarımızın gerçekleştiği bir oyun oldu. Dönem dönem önde baskı yaptık, dönem dönem topun arkasında bekledik ve kazandığımız topları rakip 3. bölgeye taşıdık. 2 gol attık, pozisyonlar bulduk. Belki erken şut, belki pas tercihi yanlışları. Yani bir anda hiçbir zaman futbolda oyun bitmez ama ilk yarıda telafisi zor bir farkla da içeri girebilirdik. İkinci yarıdan beklentimiz neydi? Evet, rakibimiz tabii ki değişiklikleri de gördük. Artık riskler alacak. Bir kere burada sağlam durmalıyız ve ondan sonra zaten önemli bir özelliğimiz olan kazandığımız toplar sonrasıyla maçı kendimize iyice yaklaştıracak aksiyonlar içerisinde bulunabilirdik. Ama ilk yarı başı itibariyle kazandığımız toplarda bir ciddiyetsizlik vardı. Çok zor şeyler denedik, kolay toplar kaybettik ve bu bize çok büyük sorun oldu. Aslında skoru artıramadık ama daha önümüzde çok zaman varken maalesef futbol hatalar oyunu gerçekten kötü bir gol yedik. Futbolda var mı? Evet var. Yapacak da bir şey yok. Ama bir golün bir takımı bu kadar panikletmesi ve ayağımızda artık saniyeler boyunca bile topu tutamamamız oyunu tamamen rakibe teslim etti. Ve o kadar geri gelmek zorunda kaldık ki kazandığımız toplar sonrası çıkış oyuncusunu bulmakta bile açıkçası zorlandık. Ve Ankara Gücü'nün bu temposu, golle beraber bulduğu moral motivasyonu 75. dakikalara kadar sürdü. Ondan sonra oyun yavaş yavaş tekrar dengelenme. Ankara Gücü en azından birinci bölgemize gelmekte zorlanmaya başladı. Derken artık evet kötü bir ikinci yarı ama artık maçı ne yapalım bu şekilde bitirelim derken de evet ters bir top kornere uzaklaştırabildik ancak ve kornerden de zaten artık maçın son topunda golü yedik. Evet üzgünüz, çok değerli 2 puan bıraktık. İlk yarıdaki oyunumuzla kesinlikle galibiyeti hak ederken ikinci yarıdaki görüntümüz belki bizi mağlubiyete kadar götürebilirdi. Ligin boyu kısaldı. Artık yani ders aldık, işte bunu düzelteceğiz diyecek dönemlerin de yavaş yavaş finaline geldik. Ama hala önümüzde maçlar var. Kazanabileceğimiz oyunlar var. Diğer takımların birbiriyle olan maçları var. Bunlar her sonuca gebe. Ve biz kendi maçlarımızı tekrar kazanmaya başlayacağız. Bugünkü hayal kırıklığını üzerimizden en çabuk şekilde atacağız. Ve yarın itibariyle hem neden elimizdeki maçı bu şekilde buralara kadar getirdik noktasını değerlendirirken bir yandan da takımımızın hayal kırıklığını mental destekle, görüşmelerle gidermeye çalışacağız. Üzgünüm. Ankara Gücü ikinci yarıki oyunuyla puanı bence hak etti. Onları da tebrik ediyor. Başarılar diliyorum.